Mangal. Kesin. Bak kesin. Leon, hoş gelmişsin. Kumandan. Aradığınız kişilerden birini getirdim. Getir o halde. Yarayacak olanı bulmuşsun Leon. Aferin. Çıkabilirsiniz. Aziz hanım, gözlerimiz yollarda kaldı. Bize veda etmeden nereye gidecektiniz? Ama lafı uzatmayalım, öyle değil mi? Cevdet, hala konuşmamakta kararlı mısın? Hayal görmüyorsun Cevdet. Azize burada. Karşında. Sevgili karısın. Çocuklarının annesi. Sen seversin hakkında böyle süslü laflarla bahsetmeyi, öyle değil mi? Azize bırak. Cevdet sakın bir şey söyle. Ama siz karışmayın. Bırakın kendisi Azize'yi karar bırak. Versin. Azize'yi bırak, senin işin benim de olmaz. Sen şimdi bana emir verecektir. Siz bırakın! Bırakın bizi! Sen dört dörtlük bir az... Affedersin. Sen dört dörtlük bir azansın, öyle değil mi? Cevdet soğukkanlıdır. Cevdet sakindir. Her ihtimali hesap eder Cevdet. Vazifesini her şeyin üzerinde tutar, öyle mi? Ama aile... Ah, o aile yok mu? Demiş idim. Sana defalarca söylemiş idim, ikaz etmiş idim, ayağına dolanır demiş idim. Ama dinletememiştim. Haksız mıymışım he? Şimdi söyle bakalım. Bu kağıtta ne yazıyor? Cevdet sakın bir şey söyleme. Cevdet sakın bir şey söyleme Cevdet. Cevdet sakın, bak benim yüzümden tekilme edersen kendimi affetmem Cevdet, bir kere. Geberteceğim seni. Gözüme bak. Bak gözüme bak. Bu kağıtta ne yazıyor? Ölürken benim gözümü göreceksin. Öleceksin Filipos. Bu kağıtta ne yazıyor? Bak, hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Öleceksin. Öleceksin. Bırak. Bırak Azize'yi. Azize'yi bırak, senin işin benimle. Benimle. Azize'yi götürün. Tek kelime etme. Sakın, sakın tek kelime etme Cevdet'im. Bak bana. Cevdet, Cevdet. Cevdet, sakın sevgi gitme.
biraz daha sabredebilirim. Ama biraz daha. Eninde sonunda doğru kararı vereceksin. Yalnız çok geç kalma. Azize Hanım ölmeden konuşsan iyi edersin. Cevdet. Tekrar görüşeceğiz. Nasılsa ikimiz de buralardayız he? Sana haksızlık ettim Leon. Vazifemi yaptım kumandan. Yunan ordusu için en değerli olanı bulup getirdin. Azize'yi getirdin. Cevdet'i yakaladığımızda üzerinden sifreli bir yazı çıktı. Bu kağıtta her ne yazıyor ise bizim için hayati önem taşıdığı muhakkak Leon. Cevdet'e ne yaparsak yapalım, onu konuşturamayacağımızı gayet iyi biliyorum. İşte bu sebepten Azize çok önemli. Cevdet kendi canını umursamayabilir ama Azize'nin ölümüne göz yumamaz. Sen de bu başarın ile bir mükafatı hak ettin Leon. Mükafata lüzum yok kumandan. İtiraz etme. Yüzbasılığa terfi edeceksin. Ef Aristopoli. Ayrıca... senden cepheye gitmeni... ve orada benim gözüm kulağım olmanı istiyorum Leon. Malum Alex'i de yok artık. Senden başka güvenebilecek kimsem kalmadı. Emredersiniz ancak... cephedeki arkadaşlarımın başarısının üzerine konmuş gibi görünmek istemem ben. Uygun görürseniz keşif birliğinin başına geçeyim. Daha pasif bir görev. Hem binbaşı Kolyas'ın ölümüyle boşalan yeri de doldurmuş olurum. Olabilir Leon. Hem yeni rütbenisinde iyi bir başlangıç olur. Bir isteğim daha olacak. Sizden uygun görürseniz. Nedir o? Mahkum Cevdet'i görmek isterim. Cevdet'i? Neden? Kendisi babamın bir hain olarak damgalanmasının sorumlusu ve katili. Ölmeden önce ben de bir iki çift söz etmek isterim. Çok görmezsiniz umarım. Elbette. Elbette görebilirsin. Ancak bir şartla Leon. Ben de yanınızda olacağım. Sana bir misafir getirdim Cevdet. Babasını ateşe attığın, kuzeninin ölümüne sebep olduğun, kızının musallat olduğu çok değerli bir yüzbaşı. Şaşıracaksınız. Ama size teşekkür borçluyum. Ordumuza ihanetiniz benim görevime daha dört elle sarılmamı sağladı. Görevimin en önemli kısmı şimdi başlıyor. En kısa
kısa zamanda cepheye gidiyorum. Sakarya'ya. Keşif Birliği'nin kumandanı olarak görev yapacağım. Ama benim için asıl önemlisi cephede Türklerle göğüs göğüse çarpışmak. Karşıma çıkan her Türk'te sizi göreceğim. Ateş ettiğim her Türk'te sizi öldürdüğümü düşüneceğim. Babamın intikamını alacağım hem de. Misliyle. Siz sadece babamın ölüme gidişini seyrettiniz. Ben binlerce Türk'ün ölüme gidişini seyredeceğim. Siz... Sizin sonunuzu seyretmenin keyfini kumandana bırakıyorum. İşgal Kuvvetleri Hapishanesi'nde vazifemi layığıyla yerine getirmiş biri olarak şehit olmayı kendime şeref sayarım. Planınızı itiraf ettiğinizde şereften bahsetmeniz mümkün olmayacak. Teşekkürler kumandan. Cevdet, bir anda nasıl da her şey ters yüz oldu, öyle değil. Üstelik daha sonuna gelmedik. Siperi doğuya doğru kazmaya devam edin. Yunan'ı daha geniş satırda karşılamamız gerek. Emredersiniz. Geceden beri çok zayiat var paşam. Kudurmuş gibi geliyorlar üstümüze. Hani kazdığımız siperleri yerleştirecek asker yok. Hani asker olsa verecek tüfek yok. Tam siper! Yıllar evvel Yemen cephesindeyken bir subay söylemişti. Eğer topun sesini duyduysan oracıkta gülmeye başlayacaksın. Zira duymadıysan çoktan göçüp gitmişsin demektir. Hepimiz hayattayız aslanlarım. Düşman toplarını susturmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz. Korkunun acele faydası yok yüzbaşı. Ölen askerlerin de tüfeklerini toplayıp yeni siperlere yollayacağız. Emredersiniz. Kumandanım, beklediğiniz misafir gelmiş. Paşayı bekletmeyelim. Kazım paşam. Hoş geldin. Yine dar vakitte buluşmak nasip oldu. Öyle. Öyle oldu. Çekinme evladım, söyle. Söyle, çekinme. Doğu cephesinde düşmanı darmadağın ettiniz Kazım paşam. Hem ben hem ailem size duacıyız. Ben Erzurumluyum paşam. İki kardeşim de emrinizde Ermeni kuvvetleriyle harp etti. Biri şehit düştü vatan uğruna. Senin gibi değerli evlatlarımızdan birçoğunu şehit verdik. Ama vatanı vermedik. Şimdi kısmetse burada bir kez daha emsalsiz bir celadet menkıbesi yazacağız. Askerin moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Lakin ahvalimiz buhranlı.
Sabah İzzettin Bey rapor verdi. Dördüncü fırka cephanesiz kalmış. Buna mukabil Yunan'ın çiftlik tarafından yaklaşmakta olan tam teşekküllü dört fırkası var. Üçüncü fırkayla yakındaki piyade alayı sebat edip canları pahasına bu yönü düşmana kapatacaklar. Gidişat hayır değil paşam. Düşman var gücüyle saldırıyor. Eğer bu muharebeyi kaybedersek istikbalimizi de kaybederiz. İki kış evvel İstanbul'daki eve geldiğini hatırlıyor musun ziyarete? Düşman o zaman da kuvvetliydi. Zırhları boğazda demirliydi. Ve biz o zırhlara bakıp inatla istiklal mücadelesinin hayalini kurduk. Mustafa Kemal Paşa bu hayali hakikate çevirdi. Zaferle taçlandırmak nasip eder inşallah. İnşallah. Paşanın vaziyeti nasıl? Elim bir kaza atlattı diye duydum. İyi. Az hareket etmesi icap ediyor lakin o ordusunun başında. Gölgesi bile askere ümit veriyor. Gün bugündür paşam. Harbin seyrini değiştirmek için son şansımız Kemal Paşa'nın şafak harekatı. Hazırlıkların başında bizzat bulunacağım. Merak buyurmayın. Yunan'ı hiç beklemediği yerden bozacağız. Sana yeterince zaman tanıdım Cevdet. Ama daha fazla zamanın kalmadı. Göz göre göre beni tuzağa düşürmene izin vermeyeceğim. Artık konuşacaksın. Anladın mı? Artık konuşacaksın. Durumunuz ortada. Sonunuz belli. İkiniz de öleceksiniz. Ama ne kadar zamanda, ne kadar acı çekerek öleceğinize sen karar vereceksin Cevdet. Karının çekeceği acıya istediğin zaman dur diyebilirsin. Ne istersen yap. Cevdet'in ağzından tek kelime çıkmayacak. Konuşması gereken kişi sen değilsin Azize. Kapa çeneni. Evet Cevdet. Seni dinliyorum. Sakın Cevdet. Vatanım. İhanet etmemi bekliyorsan, bu mümkün değil. Pekala. Başlayın. Söylemişsindim Cevdet. Senin kınına zarar gelmeyecek demişsindim. Bütün acıyı Azize çekecek demişsindim. Çıkarayım.
soruma cevap verinceye kadar. Şimdi söyle bakalım Cevdet. O kağıtta ne yazıyor Fethi? Cevap vermeyeceksin he? Devam edelim o halde. Batur! Çadırlar az ileride, hadi. Bak kimler geliyor. Dikkat! Nasılsın asker? Sağ ol! Rahat. Siz nereden çıktınız? Sağ olsun. Yüzbaşı Yakup haber verdik elçilerimize. Gözlerimiz yollarda sizi bekledik. Üniforma çok yakışmış size. Nasıl, alıştınız mı cepheye? Ya, alıştık, alıştık. Gerçi bir kordon değil ama. Az Zevşir'e yok mu? Ben o da gelecek zannediyordum. Annem yetişemedi bize. Hadi bize Sıhhiye çadırını gösterin, bir an evvel başlayalım vazifemize. Bu tarafta gidelim. Bilal. Yıldız. Ben gidiyorum. Tamam. Sıhhiye çadırında bulursun beni. Yok öyle değil. Vazife icabı başka bir karargaha gidiyorum Yıldız. Gizli bir vazife. Bir süre görüşemeyeceğiz. Vedalaşıyor muyuz şimdi? Merak etme sağ salim geri döneceğim. Söz mü? Söz. Lüzumsuz konuşuyor. Dokunma! Dokunma! Dokunma!
sizlere ne yazık olacak. Gel buraya, gel! Seni yok ederim, yok ederim seni! Sen susmadıkça çekeceği acılar çok daha ağır olacak! Daha fazlasın! Anlıyor musun beni? Benden kork Filmos! Benden kork! Kork benden! Kork benden! Kork! Gebereceksin! Gebereceksin! Geberip gireceksin dünyadan! Tamam! Asistan! Konuştun mu kumandan? Hayır, konuşmadı Pablo. Karısını da aldım gözlerinin önünde. Tek kelime laf etmedi Pablo. Aldırmayın kumandan. Sakarya'dan gelen haberler iyi. Türklerin dayanacak hali kalmadı. Savaşı kazandık sayılır. Sen Cevdet'in ne kadar büyük bir sır sakladığının farkında değilsin, değil mi Pablo? Cevdet, karısının canı pahasına konuşmuyor ise zaferimiz de tehlikede, ordumuz da tehlikede, hayatımız da tehlikede. Kumandan, emrederseniz Sakarya'da keşif birliğini görevlendirelim, bölgeyi tarasınlar. Koca Sakarya'da nereyi tarayacaklar Pablo? Gidin şu bölgeyi tarayın diyebiliyor musun? Boş boş konuşuyorsun. Sesim! Tüm sesimleri tarafına toplamış. Kazı bir yere getirelim şimdi. Sığıya Allah kolaylık versin helal kardeşlik. Sağ ol Cezmi. Gel. Siz yeni gelen hemşireler misiniz? Evet Hekim Bey, ben Hilal. Tanışma faslına geçelim. İlgilenmeniz gereken bir hasta var. Şurada yatan asker. Bacağından vurulmuş, çok kan kaybediyor. Bacağındaki atar damar kurşun tarafından parçalanmış. Şimdi derhal o askerin yanına gidin. Ben birazdan geliyorum. Acele edin, acele, acele, acele! Hemşire. Vaziyet ne? İyi olacaksın, merak etme. Onu demiyorum. Cephedeki vaziyet. İyiye gidiyoruz ya, kulağımıza geldi. Evet, siz öyle geçin, hemen askerin ellerini tutun. Hadi. Oğlum, seninle bir işimiz var. Biraz kendini topla, tamam mı? Sık dişine. Siz de atar damarı bastırın. Hadi. Hadi, acele edin, hadi. Asker, biraz canın yanacak ama cesaret, hadi oğlum. Hadi aslanım. Evet. Paşam, sol kanattaki çadırların tümü hazır. Sağ kanadı da kolaylayacağız inşallah. Acele edelim. Şafak harekatı iş görecekse onu Batı cephesi hala direniyorken bitirmemiz lazım. Arslan, sen bizzat sağ kanatla ilgilen. Gerekirse dinlenmeyeceğiz. Emredersiniz yüzbaşım. Kazım Paşa'm, emrinizle harp etmek benim için şereftir. Yüzbaşım, Miralay'la İzmir'de yaptığınız çalışmalar semeresini verecek nihayet. Etrafa bir bak. Koskoca bir ordugah yükseliyor Paşa'm. Evet. Görenlerin Şafak ordusunun ehemmiyetini anlayacakları kadar büyük. Lazım iyice arayalım esirleri. Mahcup olmayalım mülazıma. E dedik dedik arıyorsun işte. Mahcup olmayız kimse. E gazete çıktı bunda. Aman. Ne yapacağız gazeteyi cephede? At gitsin. Tamamdır burası. E tamam, ben gidiyorum o zaman. Hadi endaks. Asker, geç hizaya. Endaksa, endaksa. Haydi. Hadi hızlı. Hadi. Çabuk, çabuk. Hadi. Hadi asker. Hadi. Çabuk, önde. Çabuk, çabuk.
Rahat Sezim. Ne yaptınız? Ne çıktı? Bir şey çıktı mı yine askerde? Bir bu gazete çıktı. Başka da bir şey yok gardiların üzerinde. Ne oldu? Öyle dunun kaldın. Hayalet resmi mi basmışlar gazete? Sen şunu. Bilmezsin. Ben bilmem Yunanca. Miral Ay Cevdet. Azize hemşire ile İzmir'de tutuklandığı yazıyor. İkisi birden. Eyvahlar olsun. Cezmi. Ne oldu? Niye eyvah ediyorsun? Sen beni bilmez misin Hilal kardeşler? Canım sen bana bakma. Ben öyle konuşurum işte. Asıl sen haber ver. Vaziyet nasıl Suriye'de? Felaket. Her dakika yeni yaralılar geliyor. Yaralılar morfin yerine acıdan bayılıyorlar da öyle ameliyat edebiliyoruz. Bacağından yaralı bir asker geldi. En fazla 18'inde. Onun çığlıkları hala kulağımda. Hilal. Bizim de kötü bir haberimiz var. Neymiş? Annem bir müddet daha geç gelecekmiş buraya. Annemden havadis mi var? Evet, bir kuvacı genç geldi Kuşadası'ndan. O söyledi, annem Kuşadası'nda saklanırmış. Ortalık biraz sakinlesin, ondan sonra çıkarmış yola. Çok şükür, iyi olsun, emniyette olsun da geç gelsin, mühim değil. Peki, Leon'dan bir havadis var mı? O da oradaymış. Beraberlermiş ikisi. Kuvacı genç dedi ki yanında böyle Yunan sarışın bir delikanlı vardı. Biz dedik ki ha Leon. İkisi birlikte hem de Allah'ım şükürler olsun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu havadis benim için çok kıymetli. Öyle tabii ya. Sen hiç aklını oraya takma. Ben hemen abla bu havadisi vereyim. Eh be Cezmi. Niye yalan söyledin kıza? Yazık değil mi? Asus. Dur üzülersek olur yazık. Sanki bilmezmiş gibi konuşursun Hilal kardeşle. Annesiyle babasının tutuklandığını öğrense kimseyi dinlemez. Mustafa Kemal Paşa'yı bile. Ne yapar eder gider İzmir'e. Yakar kendini de. Doğru söylersin. Dua edelim de Miral Ay Cevdet hem kendini hem karısını kurtarsın bu beladan. İnşallah. İnşallah. Hadi işimiz var. Tamam haydi. Hayatsız muzaffer olunmaz. Buraya gelir misin? Geliyorum. Ne oldu abla? Ateşten yanıyor. İç kanaması var. Yapacak bir şey yok. Hemşire. Hemşire. Buyur asker. Komandanıma söyleyin. Sarı köyü ben dönmeden almasınlar. Ne var Sarı köyde? Benim köyüm orası. Anam babam yolumu gözlüyor orada. Olur. Söyleriz beklerler. Sarı köy Yunus Emre'nin köyü değil miydi? Öyledir ya. Bilir misin Yunus Emre hemşire? Bilmez miyim? Hatırında ondan bir şeyler var mıdır? Mana ayrı bu yolda, melul olası değil.
Mana duyan gönüller herkes ölese değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil. Öğrenememiştik Sarıköy'lü askeri. Kim bilir daha nice isimsiz kahramanlarımız vardır böyle. Adıyla hatıralarını yaşatamadığımız şehitlerimiz. Bir koku var. Havada asılı kalmış. Barutla kan kokusu. Harp İzmir'de hayatımızın bir parçasıydı. Lakin harbin tam göbeğinde olmak. Bu çok başka, bu çok güçmüş Hilal. Leon ne derdi biliyor musun? Hepimiz işgalin kurbanlarıyız. Ben buraya geldiğimden beri bunu düşünüyorum. Allah bu vatanı bir daha böyle bir cehennem yaşatmasın. Hemşire, yaralı bir asker var. Bakar mısınız? Ben bakarım. Neredesin bilmiyorum. Tek bildiğim annem için, ailem için, bu harbin bitmesi için çabaladım. Bu karanlık bizi yutmasın diye uğraştım. Kapkara gecenin içinde yüzümü aydınlatan ay ışığı gibi varlığını da içimi aydınlatıyor. Ay ışığı çok şeyi açık eder sevgilim. Özlemi, aşkı. Ama en önemlisi karanlığın örttüğü sırları. Yüzümü ışığa dönsem de sırtımda bir kambur gibi taşıdığım sırlar karanlığa çekiyor beni. Kavuştuğumuzda gerçeği sana nasıl söylerim? Anneni, babanı sorduğunda ne derim sana? Gerçeği söylersem gözünden akan her damla yaşta ben boğulurum sevgilim. Kalmışsın. Yoruldun he? Gücün de tükeniyor tabii. Benim gücüm kuvvetim yerinde kumandan.
Senin vaktin tükeniyor. Bak bunda haklısın Cevdet. Benim vaktim tükendikçe sabrım da tükeniyor. Cevdet, beni iyi anlamadığını düşünüyorum. Kendini bir kahraman gibi görüyorsun yine. Her zamanki gibi. Azize'yi kurtardığını düşünüyorsun, he? Hayır Cevdet, hayır. Sen karına kötülük ediyorsun. Ona acı çektiriyorsun. Azize er ya da geç ölecek. Ama bu ya kısa ve kolay ya da uzun ve acılı yoldan olacak. Peki sen ne yapıyorsun? He? Biricik sevgili karın için uzun ve acılı olan yolu tercih ediyorsun, öyle mi? Sen onun kurtarıcısı değilsin Cevdet. Azrail'isin. Üstelik merhametsiz bir Azrail. Azize'ye şu ana kadar yaptıklarım sadece bir başlangıç idi Cevdet. Ona daha neler yapacağımı inan ben bile hayal edemiyorum. Her sabah uyandığımda karar vereceğim. Azize'ye reva gördüğün bu. Anla artık. Uyan ve kendine gel ve bana bir cevap ver. Türk ordusunun planı neydi? Cebindeki o kağıtta ne yazıyor bana söyle. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Hanım. Buna bir son vermek elinizde Azize Hanım. Kocanıza konuşmasını söyleyin. Kırbacı hatırladınız mı? Ne oldu Cevdet? Eğer konuşmaz iseniz
Bizim buraya varacağını hiç tahmin etmemiş miydiniz? Senin gibi bir azar olacak senin ya. Önce kırbaçlayalım. Devamını getiririm elbet. Bazı yaralar hiç iyileşmiyor yazık. Ama yeni yaraların oluşmaması elinde cemiyet. Tek bir kelime etmen yeterli. Dur desen, konuşacağım desen, hepsi bir anda bitiverecek. Konuşmayacak mısın? Söyle, konuşmayacak mısın? Sen sadece bir başkasının karısına çocuğuna musallat olabilecek kadar zavallısın. Zavallısın! Beni bu hale sen getirdin Cevdet. Anlıyor musun? Sen getirdin beni bu hale. En başından bunu söyleseydin buraya gelmeyecektin. O kağıtta ne yazdığını söyleseydin buralara gelmeyecektin Cevdet. Bak, beni bu hale sen getirdin. Senin eserin bu. Benim değil. Neyin uğruna susuyorsun Cevdet? Neden konuşmuyorsun? Konuş! Adın vatan haline çıkacak diye mi? Vatanını korumak için mi? Koruyacak bir vatanın kalmadı Cevdet. Eski şehirden Sümüğüne kadar buralar benim. Sanıyor musun? Yarın Ankara da benim olacak. Her şeyi kaybettiniz Cevdet. Biz kazandık. Ellerinin arasından kayıp gitmiş bir vatan uğruna kanını feda mı ediyorsun Cevdet? Dur! Dur! Allah rızası için dur! 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 Allah rızası için dur! Dur! Dururum elbet. Ne söyleyeceksin? Cevdet. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ah, Allah rızası için karımı bırak. Azıcık bak. Allah rızası için bırak onu. Bırak gitsin Allah rızası için. Anladın mı? Hasan! Çıkarın şunu. Cevdet ne yapalım? Madem ki konuşacağız, bu kağıtta ne yazdığını söyleyerek başla. Kumandasındaki birlikler dahil olacaktır. İş bu fırsatı imraz etmesi halinde icap eden her türlü yardımın yapılması emrolunur. Ne?
Şafak harekatı da ne? Sana soruyorum. Söyle şafak harekatı ne? Doğu Kuvvetleri Kumandanı Kazım Paşa birlikleriyle beraber Batı cephesine dahil olacak. Şafak harekatı bu. Yani böylece Türkler asker sayısını iki katına çıkartacak ve bizi beklemediğimiz yerden saldıracaklar. He? Bu yüzden tayyarelerimize saldırdınız. Kesif uçuşu yapıp diğer gelen orduyu görmesinler diye. Siz kuzeydeki birliklerle uğrayırken haberiniz bile olmadan güneyden size Kazım Paşa saldırıp kızdıracaktı. Siz de iki ordu arasında kalınca Yunan ordusu yok olacak diye. Pablo, hemen Sakarya'ya yüzbaşı Leon'a telgraf çekin. Kesif birlikleri yola çıksın derhal. Bakalım, Zeynep doğru mu söylüyorsun? Allah'ım affet. Yüzbaşım, Simirni karargahından telgraf var. Kumandan Filipos, Zepe'nin güneyinde Kazımpaşa komutasında bir Türk birliği olup olmadığını araştırmanızı istedi. Türklerin güneyde bir ordu sakladığını mı düşünüyorlar? Mümkün değil. Kumandana birliğimle birlikte derhal yola çıkacağımı haber ver. Yüzbaşım, Yüzbaşı Argyros'un birliğinin de sizinle gelmesi emrediliyor. Elbette. Binbaşı Kolyas da arazi araştırmalarında bizden faydalanır. Ben yine anaki ben haberin sizin gibi doğru olduğunu düşünmüyorum. Doğru olup olmadığından emin olabilmeniz için araziyi iyi bilen askerlere ihtiyacınız var Yüzbaşı. Hem askerlerimizin hayatını korumak hem de istihbaratı hızlıca alabilmek için. Kaldı ki kumandanın emri böyleyse karşı gelemeyiz. Endaksi, hazırlanın o halde. Hazırlanın. Sağ kanattaki hazırlıklar bitmek üzere yüzbaşım. İyi aslan. Nedir vaziyet? Paşam şafak harekatına hazırız. Güzel. Bir de birlikte bakalım. Şuraya bakın. Türkler gerçekten de burada. Hatta başlarında da Sir Kazım denilen adam var. Kazım Paşa ve ordusu gizlice buraya kadar gelmişler. Bizi arkamızdan vuracaklar dedi. Endaksi öğreneceğimizi öğrendik, karargaha dönebiliriz. Hadi. Daha fazlasını öğrenme fırsatını kaçırmayalım Yüzbaşım. Ben önden giderim. Reis, kal burada. Yüzbaşım, Türkler elimizde. Namaz. Sakin. Tamam. Yakup peşmerine. Emredersiniz paşam. Takip edin. Yunan bu. Yüzbaşım ne yaptınız? Fark ettiler. Kazım'ı vurabilirim sandım. Geliyorlar. Kaçın. Kaç. Yüzbaşılar. Gördüklerimizi anlatmamız için birliğe dönmemiz gerek. Dağılarak ilerleyeceğiz. Tamam. Yürü. Böyle olmayacak. Bizi gördüler. Dağılalım. Rıfat, sen askerlerle şuradan git. Aslan, biz de seninle şöyle gidelim. Elimizden kaçırmayalım. Hadi. Leon.
Yüzbaşım. Yetiştim. Hadi gidelim. Geliyorlar, gidelim. Yakup Yüzbaşım. Bu sefer olmaz. Bu sefer izin vermem. Dayan Yüzbaşım. Yardım edin. Yardım edin, vaziyet iyi değil. Tamam hemşire. Tamam, bırakın şöyle. Hekim nerede? Hekim nerede? Yan tarafta, hemen sesleri koş, gelsin. Koş, getir çabuk. Dikkat. Yakup. 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 Yakup, ne oldu sana Yakup? Yakup, bir şey söyle, Allah'ım yardım et. Kazım denilen komutanların da orduların da faka bastırdık. Hepimizi oracıkta öldürmeye çalıştılar. Düşünün istihbarat ne kadar önemli bir şey. Neyse ki hayattayız. Hazır mı? Komutan Filipos gördüklerimizi öğrendiğinde Türklerin canını okuyacak. Hazır mı? Hazırım. Dinliyorum yüzbaşım. Yaz. Sunulan istihbaratın doğruluğu görülmüş olup Sakarya cephelerinin güneyine konuşlanmış bir Türk birliği keşfedilmiştir. Bu birliğin Doğu cephesinden gizlice gelen Kazım Paşa komutasında olduğunu keşfettik. Ordumuzun bir an evvel tedbir alması ve güneyden yapılacak bir kuşatmayı engellemesi şarttır. Gerisini sen halledersin yüzbaşı. Emredersiniz. Sayenizde Türklerin hiç sensi kalmadı yüzbaşı. Zafer kazanıldığında birer kahraman ilan edileceğiz. Çalış. İçeride herkes elinden geleni yapıyor. Ya bu kanı bu. Ben nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım yine? Abla, haklısın. Lakin açacak gözünü. Yıllarca ne vazifeler yaptı, hepsinin üstesinden geldi. Sen de biliyorsun ne kadar dayanıklı olduğunu. Pes etmez bu kadar kolay. Nabzı atmıyor ki bildi. Nabzı atmıyor. Nabzı atmıyor ki bildi. Allah'ım ölmesin.
Sen bekle Pablo. Sakarya'dan haber geldi Cevdet. Haklıymışsın. Gerçekten de güneyde Kazım'ın ordusu var imiş. Demek bizi gafil almayacaklar diye. Ama Türklerin dediği gibi kısmet değilmiş. Bakalım şimdi Yunan ordusunun yarısını karşılarında bulduklarında ne yapacaklar? Cevdet, yolun sonuna geldik nihayete. Ben Ankara'yı almaya giderken senin bana vermiş olduğun bu bilgi sayesinde sana daha fazla acı çektirmeyeceğim. Bir çırpıda öleceksin. Görkemli bir tören ile kursuna dizileceksin. Tabii yalnız değil. Karınla beraber. Allah rızası için infazı biraz evvel yap. Elbette. Daha fazla yaşamak istemiyorsun tabii, haklısın. Vatan haini olmak ağır bir yük değil mi? Cevdet, ne tuhaf bir kader seninki. Bir zamanlar Yunan üniforması giydiğin için Türkler senden nefret ediyor, Rumlar el üstünde tutuyor idi. Sonra kuvacı olduğun öğrenilince Türklerin sevgisini, Rumların nefretini kazandın. Ama biliyor musun, şimdi her iki tarafta hem Türkler hem Rumlar senden nefret ediyorlar. Simirne'de yaşayan Türkler ile Rumları birleştirmiş olabilirsin. Tebrikler. Ama eminim ki idam sehpasına giderken bütün Simirne'de yaşayanlar sana lanet yağdıracak. İsmet Paşa içeride mi evladım? İçeride komutanım. İsmet, Miral Ağa Cevdet konuşmuş. General Filipos Şafak Harekatı'ndan artık haberdar. Derhal Mustafa Kemal Paşa'ya haber verelim. Ben de tüm Batı Cephesi birliklerine emir çıkaracağım. Harp vaziyeti alsınlar. Allah yardımcımız olsun paşam. Yakup'un geldiğinde durumu kritikti. Lakin şu anda gayet iyi. Merak etme, iyileşecek. Gel. Size ihtiyacımız var. Yeni yaralılar geldi. Sakin, ben bakarım. İçimizi karartmayalım yüzbaşı. Yüzbaşı Yakup Dağ gibi adam. Bir kurşun mu devirecek onu? Nasıl oldu bu hadise? Yunan Birliği bizim karargahı tespit edince çatışma çıktı. Yakup da o esnada vuruldu. Nasıl tespit etmişler yerinizi? Onu keşif birliğinin başındaki subaya soracaksın. Yüzbaşı Leon muydu? Neydi kansızın adı? Leon. Yanındaki subay bağırdı. Leon mu? Nasıl biri bu Leon, tarif etsenize. Vallahi sarışın, uzun boylu bir çocuk. İnce bıyıkları var. Sen neden sordun Hilal Hemşire? Leon'un annemle Kuşadası'nda olması icap ediyordu. Leon cephedeyse annem nerede? Yakup, bir şey diyeceğim sana.
düşündüm de evimizi İzmir'de kursak. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı diyeceksin, lakin tam sırası. Ankara'da güzel, lakin kışları sert diyorlar. Senin iyi ağaçların yetişir orada ya benim ıhlamur ağaçlarım. Ne kadar narindir ıhlamur sen bilmez misin? Bahçede İde ile ıhlamur kokuları birbirine karışır. Öyle bizim kahkahalarımız gibi. Ağaçların altında huzurlu otururken kızımız tutturur ağaçlara salıncak kuralım diye. Bana çekmiş inatçı. Ne yapalım? Mecbur kurarız. Oğlan ekseriyetle ağacın en tepesine çıkıyor. İn diyoruz, inmiyor. Soru seviyor. Tıpkı senin gibi. O bahçede ağaçlarımız büyüdükçe çocuklarımız büyür. Ailemiz büyür, mutluluğumuz büyür. Olursun bir şey de. Bir şey de ne olursun. Çıkarım. Dur! Kimdir o? Kaldır ellerini, yaklaş! Ben Yunan ordusundan Yüzbaşı Leonidas Papadopoulos. Türk ordusuna teslim olmaya geldim. Yaklaş! Evet, evet o benim. Hep karşılaşıyoruz. Beni takip ediyorsunuz yoksa. O da bir şey mi? Ben seni bir ömür takip edeceğim. Ne var Pablo? Bazı evraklar ve bir de postanız var. Atina'dan mı? Hayır kumandan. Sorma incelerim. Şimdi çok daha önemli bir isim var. Masama bırak, sonra sen de gel. Buyur bacım. Ben... Buyur, ne soracaktım? Hekim bey yolladı beni. Sıhhiye takımının beklediği telgraflardan gelen var mı diye soruyor.
Şuraya bak, şurada olacak. En üst rafta. Tamam. Buldun mu? Buldum. Nilay Cevdet hakkında. Nilay Cevdet ve zevcesi Azize Hanım'ın Yunan ordusu tarafından kurşuna dizileceği. Fazıl bugün akşamüstü saatlerinde yapılacak. Uzun bir ömrüm olacağını hiç düşünmedim. Lakin böyle ölmek de değildi hayalim. Hayalimde bir savaş meydanında şehit oluyordum. Uçsuz bucaksız bir ovada. Ufukta gün ağrıyor. Tanyeri kırmızıya boyanmış. Bir meltem esiyor. İzmir'in havasını getiriyor ta oralara. Azizemin, yıldızımın, Hilal'imin, Mehmet'imin kokusunu getiriyor. O Meltem'le selam söylüyorum. Allah'a ısmarladık diyorum İzmir'e. Sonra bir asker görüyorum. Elinde Türk sancağı. Dört nala gidiyor. Muzaffer bir ordunun askeri, muzaffer bir milletin sancağını taşıyor. Nicedir işgal altında olan şehirlerin, kalelerin, meydanların hasretle beklediği sancak. Ben yerdeyim. Kanlar içinde. Ölmekte olduğumu biliyorum. Lakin zaferin ve hürriyetin artık çok yakın olduğunu da biliyorum. Düşmanın çiğnediği vatan topraklarının bir bir geri alınacağını ve ay yıldızı sancağın her birinde dalgalanacağını biliyorum. O huzurla veriyorum son nefesimi. Vatan, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan anan gibi mübarek. Bağrına bastığın evlatların gibi üstüne titrediğin. Koynuna sokulduğun bir kadın gibi sevdiğin. Vatanım, hakkını helal et. Canım sana feda olsun. Hilal. Leon, Leon, annemle babamı öldürüyorlar İzmir'de. Annemle babamı öldürüyorlar Leon. Hadi, hadi bir şey yapalım. Hadi gidelim, biliyorsan ne duruyorsun? Kurtaralım onları, gidelim Allah aşkına. Öldürecekler annemle babamı. Leon, ne demek gidemeyiz? Sen benim ne dediğimi duymuyor musun? Öldürecekler diyorum, duymuyor musun? Ne yetişebiliriz? Kurtarabiliriz, tamam. Leon, bize muhtaçlar yardıma ihtiyaçlar var. Ne olur gidelim, Hilal, ne olursun. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tamam. Toplar ateşe hazırlansın. Topçular hazırlansın. Akılları sıra Safak ordusu diye bir ordu kurmuşlar bizden habersiz. Orduları yerle bir olduğunda ne yapacaklar acaba?
Hazır mı toplar? Hazır binbaşım. Topçular yerlerini alsın. Dikkat! Ateş! Saldırıya geçiyoruz. Sağ kalan birileri varsa acımayın. Hepsini öldürün. Ah bu vatan sevgisi. Bu devlet sevgisi. Sizi nerelere getirdi Aziz annem? Biz şerefimizle ölüyoruz. Sen bu alçaklıkla yaşayabilecek misin bakalım? Az sonra cevabınızı alacaksınız. Aziz yani. Evet Cevdet. Yolun sonuna geldik he. Buraya kadarımız. Az sonra kursuna dizileceksiniz. Senin adına her ne kadar üzülsem de Alexi ve Vasili adına çok mutluyum. Belki bu sayede ruhları biraz olsun huzura kavuşur. Sen burada bizimle uğraşırken Türk ordusu Sakarya'da tarihinin en şanlı zaferlerinden birini kazanmak üzere Filipos. Ankara'ya giremeyeceksin kumandan. Atina'ya geri döneceksin. Hem de bir tabutun içinde. Yunan ordusu bizden asker sayısı olarak da mühimmat olarak da çok daha güçlü. Eğer orduyu ikiye bölüp cepheyi yaramazsak muvaffak olmamız mümkün değil. Mustafa Kemal Paşa buna karşı Şafak Harekatı diye bir plan yaptı. Nedir Şafak Harekatı? Filipos'u Kazım Paşa'nın birlikleriyle beraber Sakarya'nın güneyine geldiğine inandırmak. Eğer Filipos Sakarya'nın hem güneyinde hem kuzeyinde Türk ordusu olduğuna ikna olursa o da kendi ordusunu ikiye bölecektir. Böylelikle gücü azalacaktır. Peki kendi gözleriyle görüp emin olmak istemez mi? İstecektir tabii. Ama evvela bir keşif birliği olacaktır. Eğer bu keşfi havadan yaparsa kendisine gelen bu istihbaratın doğru olmadığını anlayacaktır. Bu sebepten bu gece İzmir'deki hangarda bulunan bütün tayyareleri imha edeceğiz. Karadan keşif yapması ihtimaline karşında sanki Kazım Paşa'nın ordusu Sakarya'nın güneyine gelmiş gibi çadırlar kurduracağız. Mühimmatıyla, teçhizatıyla sanki o ordunun bir koluymuş gibi görünmesini sağlayacağız. Peki keşif birliği çadırların boş olduğunu anlarsa? Eğer keşif birliğinin başında Leon olursa o vakit keşif birliğini çadırlara çok fazla yaklaştırmayacak. Böylelikle uzaktan keşif yapmakla yetinecek. Her yere baktık binbaşım. Bütün çadırlar boş. Tek bir asker bile yok. Nereye gitti bunlar asker? Bu araba uçmadılar ya. Galiba bir tuzaktı binbaşım. Türkler buraya hiç gelmemişler. Peki Filipos'u nasıl inandıracaksın Şafak ordusunun mevcudiyetine?
Tayyareler imha edildikten sonra üzerimde bir vazife kağıdıyla yakalanacağım. Tevkif edileceğim. Lakin Filipos beni çok iyi tanıyor. Kolay kolay konuşmayacağımı bilir. Ancak ailemden biriyle beni tehdit ederse hakikati söyleyeceğimin farkında. Filipos? Etrafımdaki herkesin, bilhassa benim, ona ihanet ettiğimi düşünüyor. Biral Hacevdet vazifesini başarsa bile bu kuşkusundan dolayı beni o keşif filinin başına vermeyebilir. Bizim bir yolunu bulmamız lazım. Bir şekilde beni yeniden kazanmam lazım ama ne yapabilirim bilmiyorum. Ben biliyorum ne yapacağım. Birlikte yapacağız. Nasıl yardım edeceksiniz Aziz Hanım? Bu akşam sizi şehir dışına çıkaracağız. Ben çıkmayacağım. Kızlar İzmir'den çıkacak. Sen de beni tevkif edeceksin. Nasıl? Başından beri Cevdet'le planımız buydu. Filipos'a kendimizi yakalatacaktık. Kızlara söylemediniz. Evet, çünkü gitmezlerdi. Leon Filipos yanımıza ikna olması için önce Miral'ın yakalanması, sonrasında da büyük bir sır sakladığına inanması lazım. Eğer Cevdet Şafak Harekatı ile ilgili çok kolay konuşursa Filipos oyun oynadığımızı anlar. Ama eğer beni yakalamasını sağlarsak ve Cevdet'i benimle tehdit ederse söylediği her şeye inanır. Canınız pahasına. Harpteki herkes gibi. Görev kağıdı. İsmet Paşa beni bekliyor. Yüzbaşı bizimle. Onu İsmet Paşa'ya götüreceğiz. Paşam. Yunan'ın hiç uçağı kalmamıştı. Kalmadı asker. Bu Türk uçağı. Hadi karşılayalım. Ecehi. Yaptım paşam. Evet. Yaptın mı Ecehi? Yapamazsın dediler. Lakin sen başardın. Zaferi sen ve senin gibi olmazları olduran kahramanlara borçluyuz evladım. Anlat bakalım, nedir vaziyet? Keşif uçuşunu tamamladı. Planladığımız gibi Yunan ordusu ikiye bölünmüş. Hala. Güneyde Şafak ordusu karşısında konuşlanmış Yunan birlikleri olmayan bir orduyu top ateşine tuttular. Toparlanmaları bir hayli vakit alacaktır. Yunan ordusu ikiye bölünmüşken büyük bir zafer kazanabiliriz. Asker, emrimi derhal tüm birliklere iletin. Taarruza geçiyoruz. Boz hayaller görüyorsun Cevdet. Yunan ordusu şu anda Sakarya'da, kuzeyde Fevzi Pasa'yı ve güneyde de Kazım Pasa'nın ordusunu tepelemek ile meşgul. Ankara'ya girip Kemal'i esir ettiğimde selamını söylerim. Satyati! Opla adala avate! Kumandanım. Ne var Pablo? Ordumuz Sakarya'nın güneyinde boş çadırlarla karşılaşmış. Güneyde hiçbir Türk birliği yokmuş. Ayrıca... Ayrıca ne? Türkler taarruza geçmiş kumandanım. Basarı izlete!
nüfus kolay kolay durmayacak, biliyorsun değil mi? Ben konuşmadıkça öfkelenecek. Öfkelendikçe senin canını daha fazla yakmak isteyecek. Elinden geleni ardına koymasın. Azizem. Cevdet. Bundan kurtuluş yok. Farkındasın değil mi? Olsun. Beraberiz en azından. Son nefesimize kadar. Son nefesimize kadar. Azizem. Korku var mı içinde? Kelimeleri bulmaya çalışıyorum lakin bu haberi vermek için doğru bir kelime yok. Metin olun evlatlarım. Anneniz Azize Hemşire ve babanız Miralay Cevdet şehit oldular. Lakin onlarla ilgili bilmeniz gereken çok mühim bir husus var. Düşmana yakalanıp idam edilme meselesi değil onlarınki. Annenizle babanız Yunan'a bile bile yakalandı. Bile bile ölüme yürüdüler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın babanızla bizzat yaptığı planın muvaffak olması için bunu yapmak zorundaydılar. Dışarıdan gelen top seslerini duyuyorsunuz değil mi? Bizim toplarımızın sesi. Çünkü biz Yunan'ı bu plan sayesinde gafil avladık. Bu plan sayesinde onları geri çekilmeye mecbur ettik ve şimdi de taarruza geçiyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu muharebeye ne ad verdiğini biliyor musunuz?
Melhame-i Kübra. Yani kan seli. Günlerdir süren bu meydan muharebesini annenizle babanızın da kanlarının karıştığı o kan seli sayesinde kazanacağız. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır evlatlarım. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Akıl almaz bir yenilgi sonucunda tüm salgili kuvvetimizi kaybettik. Hepsi sizin hatanız kumandan. Türkler Anadolu içlerinde ordumuzu parçalayıp kesmekle meşgul. Daha şimdiden 20.000 asker kaybettik. Cevdet elinizdeyken bile size oyun oynamayı başardı. Ona yenildiniz ve Türklere yenilmemize sebep oldunuz. Bu yüzden görevden alınacaksınız. Rütbeleriniz sökülecek. Bizzat Masesteleri Atina'ya dönmeye zahmet etmemenizi söyledi. Duydunuz mu? Bitti mi? Bitmedi. Kumandanım. İyi misiniz kumandanım?
besimden Pavlo. Yalnız kalmak istiyorum. Ne var Pablo? Bazı evraklar ve bir de postanız var. Atina'dan mı? Hayır kumandan. Sonra incele. Şimdi çok daha önemli bir isim var. Masama bırak, sonra sen de gel. Siz B planlarını seversiniz kumandan. Ankara'ya giremeyeceksin kumandan. Atina'ya geri döneceksin. Hem de bir tabutun içinde.
Arkadaşlar! 3 haftadan beri süren Sakarya Meydan Muharebesi bugün şanlı Türk ordusunun zaferiyle nihayetlenmiştir. Milletimizin kalbine saplanan hançer bugün Sakarya'da söküp atılmıştır. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın idaresindeki bu ordu, ordusuna dişinden tırnağından artırdığıyla sahip çıkan bu millet, bugün Türk tarihinin altın sayfalarından birini kanlarıyla ve canlarıyla yazmıştır. Sakarya zaferinin milletimize hasret kaldığı ümidi yeniden verdiği muhakkaktır. Lakin çok kısa zamanda anlaşılacaktır ki bu zafer aslında bundan çok daha fazlasıdır arkadaşlar. Sakarya zaferi milletimizin iftihar vesilesi, vatanın mevcudiyetinin teminatı, istiklal ve hürriyetin müjdecisidir. Yunan ordusunun dayanacak hali kalmadı. Lakin bundan sonrası harpten de öte uzun bir yürüyüştür arkadaşlar. Memleketin her köşesinde bayrağımızın dalgalandığı o büyük gün geldiğinde, kurtuluş yürüyüşünün ilk adımının bu meydanda atıldığını, o kutlu yürüyüşün buradan başladığını hatırınızdan çıkartmayın. Bu yürüyüş er geç Eskişehir'e, Kütahya'ya, Gediz'e, Afyon'a, Söğüt'e, Uşak'a, Nazilli'ye, Balıkesir'e, Salihli'ye, Akhisar'a, Manisa'ya ve nihayet İzmir'e varacaktır. Misak-ı milli hudutları içerisinde yer alan vatanın her karış toprağı er geç hürriyete kavuşacaktır. Hürriyet ve istiklal için bugüne kadar olduğu gibi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde harp etmeye ve düşmanı sadece Sakarya'nın batısına değil, Akdeniz'e kadar sürmeye hazır mısınız aslanlarım? Yolumuz açık, gazamız mübarek olsun evlatlarım. Vatan için, millet için, hürriyet için, hücum! Ey milletimin lahzada halk ettiği ordu. Baktın ki bütün bir vatan elden gidiyordu.
Bu odun coşarak düşmanın gayzını kandı. Derler ki, esaret denilen halka cihanda bir geçti mi hür boyuna, asırlar kıramazmış. Bir secde eden bir daha baş kaldıramazmış. Ancak sen o zinciri söküp kırmayı bildin. Gökten geniş alnınla ne taptın ne eğildin. Dünya seni sehpaya çekerken yüzü bağlı, mağlubu o gün gördü cihan galip edal. Bir taştı fakat benliğin en sonra kabından. Sarsıldı cihan kükremiş arslan gazabından. Çarpıştın ölümlerle, boğuştun heyecanla. Sildin kara gözlerden akan yaşlı kan. Memnun kapanır gözlerim ölsem de vatanda. Madem ki cihan neşeli, madem ki bu anda seyretmede bir kafile Türk ordularından şarkın ebedi fecrini İzmir sularında. Azize Hemşire ile Miralay Cevdet'in mezarları bunlarmış paşam. Lütfedip adlarını yazma zahmetine bile girmemişler. Bekliyorduk böyle olacağını. Bu kadarını beklemiyordum ben. Ailemizin hatıralarıyla doluydu. Harap etmişler. Siz üzülmeyin. Memleket harpten sonra kendini nasıl yeniden inşa ettiyse biz de öyle yapacağız. Evet. Yeni bir hayat inşa edeceğiz bu evde. Yeni anılar biriktireceğiz. Ablacığım bırak onu, elini keseceksin. Ver bana. Abla. Bu fotoğrafı evde unuttuk diye öyle kahrolmuştum ki. Öyle bir çıktık ki evden. Ardımıza ne bıraktığımızı bilemedik. Yakup Yüzbaşım. Kapı açıktı, çalmadan girdim, kusura bakmayın. Buyur. İsmet Paşa sizi görmek istiyor.
ahirete intikal etmiş şehitlerimizin, gelmiş ve geçmişlerimizin ruhuna El Fatiha. Kurma kolu çek. Kapat. Havaya nişan vaziyeti. Al. Ateş. Çapraz tuş. Kurma kolu çek. Kapat. Havaya nişan vaziyeti. Al. Ateş. Çapraz tuş. Kurma kolu çek. Kapat. Havaya nişan vaziyeti. Al. Ateş. Çapraz tuş. Anneniz Azize Hemşire ve babanız Miralay Cevdet'in hatıraları burada. İzmir'in Şehitler Mezarlığı'nda ebediyen yaşayacaktır. Bugün İzmir'de hürriyeti kutluyorsak onların da sayesinde. Tüm şehitlerimiz, tüm milletimiz sayesinde paşam. Vatan annenizle babanıza minnettardır. Onlar istiklal için sadece canlarını feda etmekle kalmadılar. Sizin gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiler. Onların bayrağını siz devralacaksınız. Elbette paşam. Bu zamana kadar onlardan öğrendiğimiz en mühim şey kendimiz için değil, vatan için çalışmak. Eğdi başını. Ona uzun uzun bakmamak için sanki güneşmiş gibi. Yine de görüyordu onu bakmadan bile. Aynı güneş gibi. Kim demiş bunu? Tolstoy. Sen hala Anna Karenina mı okuyorsun? Ben bitirdim kitabımı, seni bekliyorum değiş tokuş yapmak için. Kaç sayfa olduğunu gördün mü kitabın? Anlayışlı ol biraz bana. Yalnız böyle konuşmamıştık Leon. Böyle söylememiştin bana. Nasıl konuşmamıştım? Unuttun bir de, öyle mi? Bir de unuttun. Neyi unuttun Bilal? Bu şehri Alsancağı diktiğimiz gün seni kordonda bekleyeceğim demiştim. Halbuki sen beni bekliyorsun. Şu mesele. Peki ben ne demiştim sana? Eğer bir gün savaş biterse seni bulmak için geri geleceğim. Halbuki hiç bırakmadım seni. Gittiysem de hep geri geldim sana. Yani unutmadım sözünü. Aksine fazlasıyla tuttum. Ne yapıyorsun? Versene elini. Affedersin. Eski alışkanlık. Unut artık eski alışkanlıkları bak. Burası hür bir İzmir artık. Bu ne? Ben matbaadan geliyorum. Kitabını bastırdım. Evet. Annemle babamın hikayesi. Ne mutlu ki hikayeleri hep anlatılacak. Hatıraları hep yaşayacak senin sayende. Öyle söyleme, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya beceremediysem? Ya annemle babama layık bir şekilde yazamadıysam? Miralay Cevdet'le Azize Hanım'ın hikayesi anlatılabilecek en güzel hikayelerden biri. Seninki de onu anlatabilecek en güzel kalem.
biraz olsun borcumu ödeyebildiysem kâfi. Başka bir şey istemem. Adını ne koydun? Bulamamıştım bir türlü. Vatanım sensin. Altında da ismi yazıyor karımın. Hemşireliği bırakmaya karar verdim. Neden? Engel olmuyordu yazmana. Ondan değil. Muallim olacağım ben. Muallim mi olacaksın? Nereden çıktı şimdi? Bu memleketin bundan sonra en çok mektebe ve muallime ihtiyacı olacak. Mustafa Kemal Paşa değil miydi savaşın ortasında muhalif kongresi tertip eden? Düşmanla savaştan daha mühimi cehaletle yapılan savaştır diyen. Muhalif bu memleketin en önemli meselesi olacak. O sebeple ben de muallim olmak istiyorum. Tamam, ne istersen olursun, itiraz etmiyorum. Beni de yalnız bırakacaksın gazetede. Seni yalnız bırakır mıyım? Ne zaman istersen yanında olacağım. Gazetedeki işimizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sulhü korumak, milletlerin kardeşliğinden bahsetmek savaştan da zormuş Bilal. Haksız bir işgale nasıl karşı çıktıysak aynı şekilde hatta daha gür bir sesle sulhü de savunmalıyız. Bugün de yarın da. Bugün de yarın da. Leo. Efendim. Mustafa Kemal Paşa yeni bir devletten, bir ülkeden bahsetmekteymiş. Yeni bir devletten mi? Bir cumhuriyet. Sahiden? Saltanatı kaldıracak yani ha? Olur mu dersin, yapabilir mi? Yapar tabii. Bozuk bir gemiyle Samsun'dan yola çıkmıştı. Şimdi İzmir'de. Yeni bir devlet de kurar elbet.